Ey hak yolunun dervişi, gel yanalım seninle. Ey derd ehli olan kişi, gel yanalım seninle. Dünya bir matemhanedir, mihnetten gayrı ya nedir? Kastı akıbet canedir, gel yanalım seninle. Yakup gibi ağlayalım, Eyüp gibi inleyelim, her dem ciğer dağlayalım. Gel, yanalım seninle. Ağlayı gitti enbiya, inleyi geldi evliya. Biz de bu yolda hakkıya, gel, yanalım seninle. Sevgili dostlar, 70 bin Allah dostu ve bilmediğimiz nice binler. Çok kıymetli şehrimiz Bursa'dayız. Ve çok hayırlı bir nedenle buradayız. Ama sözümü dua ile başlatayım. Dedim ki ya Rabbi, sadrımı genişlet. İşimi kolaylaştır. Şu dilimdeki düğümü çöz. Sözlerim anlaşılsın. Birazdan çok kıymetli bir hocamız yanımızda olacak. Sözlerimiz anlaşılsın. Ve siz izleyenlerimize tesir et. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öyle değerli bir mekanda, bir makamdayız ki, İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin makamındayız. Ve bizi o ağırlayacak burada. Ve biz de onun da yardımıyla size anlatma gayretinde ve niyetindeyiz. Murat Yurtsever hocamla beraber sizlerin gönüllerine misafir olmak niyetindeyiz. Şimdi dikkat ederseniz İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin az evvel okuduğum şiirinin ikinci kıtasında bir ifade vardı. Ey derd ehli olan kişi dedi. Biz işte dert sahibiyiz. Neyin derdindeyiz? Onu size anlatabilmenin derdindeyiz. Tanıtabilmenin derdindeyiz. Yoksa gençliğe bir harf vermekle olmaz. Gençliğe bir karakter yüklemeliyiz. Bunun en güzel yolu da Allah'ın dostlarını o gençlerin gönüllerine koyabilmekten geçer. Hadi gelin. Buyurun. Sevgili hocam, merhaba. Gençler de yanımızda ve evet, Hazret'in yanındayız. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin makamındayız. Külliyesindeyiz. Onu hem tanımak hem de tanıtmak için buradayız. Neler söylersiniz? Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben öyle başlayayım. Bursa misafirini sever. Bursalılar misafirlerini sever. Allah razı olsun. Sizin gibi seçkin misafirlerini daha çok sever. Şereftir, şeref yap olduk. İsmail Hakkı Bursevi de öyledir. İsmail Hakkı Bursevi de misafirlerini seçerek sever. Elhamdülillah. Bu da onun özelliğidir. İsmail Hakkı Bursevi 1653 yılında evet Bulgaristan'ın Aydos kentinde, kasabasında doğmuştur. Fakat İsmail Hakkı Bursevi İstanbullu bir ailenin evladıdır. Yani Aksaraylı, Aksaray'da sakin, Aksaray eşrafından Mustafa Efendi'nin oğludur. Doğumundan bir yıl kadar önce Aydos'a göçmüşler. Bir Aksaray yangını neticesinde Mustafa Efendi, babası Mustafa Efendi, malını ve emlakını kaybedip, maddi sıkıntı içerisine düşüp ahbaplarının, akrabalarının yanına Aydos'a gitmek zorunda kalmış. Bir yıl sonra da İsmail Hakkı Bursevi orada dünyaya gelmiş. Fakat İsmail Hakkı Bursevi'nin Aydos'ta kaldığı süre 10 yıl. Yani doğumundan 10 yaşına kadar. 11 yaşından itibaren
İsmail Hakkı Bursevi'nin hayatında o göçler, o başlıyor. Yerden yere intikaller başlıyor ve 10 yaşında Edirne'de İsmail Hakkı Bursevi eğitim amacıyla. Yani ilk öğrenimi 10 yaşında bitiyor, sonra Edirne'de diğer eğitimi başlıyor. Sonra İstanbul'da şeyhinin yanındaki eğitimi, sonra Balkanlar'da irşat faaliyeti. Yani Üsküp, sonra Usturumca da irşat faaliyetleri, sonra Bursa'ya halife olarak tayini. Yani Bursa'ya gelişi 1685 İsmail Hakkı Bursevi'nin son 40 yılı Bursa'da. Bursevi, İsmail Hakkı Bursevi'nin kendi seçtiği, kendi tercihi olan mahlası. Yani zaman zaman Celveti mahlasını da kullanır. Zaman zaman Bursevi mahlasını da kullanır. İsmail Hakkı Bursevi Celvetiye tarikatının 32. ve son şeyhi. Yani devamı? Yok. İsmail Hakkı Bursevi ile Celvetiye tarikatı bitam buluyor. İşte İsmail Hakkı Bursevi'nin yani bu kadar çok yer değiştirmesine rağmen, yani mesela 3 yıl Bursa'dan ayrılıp Şam, Bursa'dan ayrılıp 3 yıl Üsküdar, 3 yıl Tekirdağ. 2 kere hac. 2 kere hac, 2 kere savaş. Dolayısıyla hayatı sürekli değişen, değişken. Yani bakınız, Üftihadi Hazretleri'nin tekkesi yukarıdadır. Ta yamaçlarda, Uludağ'ın eteklerinde. Aptal Murat dergahı veyahut da mescidi yukarıda. Geyikli Baba, Baba Sultan Uludağ eteklerinde, Pir Emir hakeza, Musa Baba yukarıda, Aziz Mahmut Hüdayi de bilirsiniz, o da Üsküdar'da, evet, tepededir. Fakat İsmail Hakkı Bursevi farklı. Şu an bulduğumuz yer şehrin ortası. Ortası. O zamanda da. O zamanda da öyle. Tuz pazarı, o zamanda da tuz pazarı. Yani bildiğimiz Bursa'nın meşhur çarşıları. Şeyhi Atpazarlı Osman Efendi de Fatihli, yani Atpazarı dediğimiz İslam ifadesinin, evet, arkası. Yani Atpazarlı Osman Efendi de şehirli bir soru. Özellikle böyle bir seçim yapmış diyebilir miyiz Bursevi Hazretleri? Yani en azından İsmail Hakkı Bursevi şehrin içinde yaşamakla mutlu. Yani buradan çıkıp Ulu Cami'ye vaazlar vermeye giden, buradan çıkıp Kayan Camisi'ne vaazlar vermeye giden, vaazlarda halkla beraber olmakla beraber dönüp tekrar çilehanesinde yazılarına, eserlerine koyulan zikirle veyahut da riyazetle gününü sürdüren bir yaşayış şekline sahip. Kıymetli hocam, şimdi fiziksel bir yolculuk var oradan oraya, oradan oraya, aslında zor, çok zor hele o şartlarda. Ama aslında o hep Kur'an yolunda yolculuk yapan, bu zorlukları dine hizmet için çeken ve bu yolculukta da kendini ilmin ortasında bulan bir şahsiyet. Bu ilim yolculuğuna, bu fiziksel yolculuktan bu mana yolculuğuna vardığımızda o yüzlerce esere giden süreç için neler söyleriz? İsmail Hakkı Bursevi hem ilim sahibidir hem irfan sahibidir. Yani hem medreselidir hem tekkelidir. İlim tarafını medrese, tekke tarafını yani irfan tarafını tasavvufi tarafı ifade eder. Dolayısıyla İsmail Hakkı Bursevi öncelikle ilim adamıdır. Yani bütün Celvetiye eşrafı, bütün Celvetiye meşayihı böyledir. Çok sayıda eseri var. İşte bu eserleri de hem ilim erbabı tarafından kabul gören, hem de mutasavvıflar tarafından, yani sufi zümresi tarafından tercih edilen, kabul gören, beğenilen eserlerdir. Yani mesela Ruhul Beyan tefsiri bir tefsirdir. Osmanlı'nın en önemli tefsirlerindendir. Değil mi? Ama tasavvufi bir tefsirdir. Bu tefsir, yani tasavvufi tefsir ve Ruhul Beyan İslam coğrafyasında Buhari ile kabul görmüştür. Bu statüde, yani tasavvufi tefsir alanında şöhret yapmıştır. Ve İsmail Hakkı Bursevi'nin diğer eserleri de böyledir. Hadise dair eserleri vardır. İki tane 40 hadis şerhi vardır mesela, hadis.
Sonra kelam, fıkıh, felsefe, akaid, hatta lügat, hatta felsefe. Yani tamamen ruha yönelik. Evet. İnsanlar dinlediğinde evet. işin ruhunu kapsın, evet. özünü kapsın, incelikleri, evet. detayları yakalasın diye hayatını evet. vakfetmiş. Evet. Yani burada bir konuya daha girelim. İsmail Hakkı Bursevi varidatın ustasıdır. Varidat. Hani Bedrettin Simavi'nin meşhur varidatı Hı-hı. vardır ya kulağımıza gelen. O varidat zaten Arapçadır. İsmail Hakkı Bursevi'nin Türkçe varidatları vardır. 10 tane kalın kitap, eser. Bu varidat dediğimiz şey günlük. Sufi'nin günlüğü. Yani bugün sabah namazından sonra kaylule esnasında kalbime şöyle bir Türkiye beyit varid oldu. Veya Kabe'de ziyaretim esnasında Kabe örtüsünde şu ayeti kerimenin tefsirini yazılı gördüm. Günü gününe tutulmuş notlar. Bize Tanzimat'tan sonra gelen edebi türler arasında imiş gibi gelir günlükler bir edebi tür olarak. Halbuki günlük sufinin ihtiyadıdır, alışkanlığıdır. Sufi... Ne kadar önemli bir detay bu. Evet. Kıymetli hocam, Bursa'dayız. Ve İsmail Hakkı Bursevi. Konuyu Bursa'ya getirsem, Bursa'ya gelişi nasıl oldu? Neden burada bu kadar uzun süre kaldı? Neler söyleriz? Evet. Celveti halifesi Sunullah Efendi vefat ediyor. Osman Fazlı de İsmail Hakkı Bursevi'yi Bursa'ya yönlendiriyor. İsmail Hakkı Bursevi'nin Bursa'ya halife olarak tayin edilişi böyle. Bursa'ya geliş tarihi 1685. Yani 1685 senesinden sonraki 40 yılı Bursa'da. İsmail Hakkı Bursevi Bursa'da Celvetiye tarikatının intişarı için gayret eder. İsmail Hakkı Bursevi dergahında zikirleri, sohbetleri idare eder. Ulu Cami'de muntazaman perşembe ve pazar günleri vaaz eder. Kayhan Camisi'nde haftada bir defa vaaz eder. Yani halkın içerisinde de halkı aydınlatarak, vaazlar yaparak bir görevi vardır. Tekke'de de müritlerle beraber onlarla meşgul olmak, onların eğitimlerini sürdürmek ve halifelerle irtibatta kalmak şeklinde görev vardır. Ve asıl önemlisi İsmail Hakkı Bursevi eser yazmaya devam etmektedir. İsmail Hakkı Bursevi'nin önemli, yani herkesçe bilinen, takdir edilen ve öne çıkan önemli özelliklerinden birisi çok eser vermiş olmasıdır. 120 eser. Yani bu çok az mutasavvıfa nasip olan bir şey. Ne kadar ağır ve önemli eser. Evet. Yani demek ki kalemini kaldırmadan o biraz önce ziyaret ettiğimiz Çilehane'de, rahlesinde, sürekli şamdanıyla, netmiş. Efendim hokkasıyla, divitiyle, efendim kayıtlarıyla. Şimdi bu İsmail Hakkı Bursevi'nin Bursa'daki gözümüzün önüne getirebildiğimiz kendi ifadelerinden, tanıyanların yazdıklarından, yani tezkirelerden veyahut da vefiyatnamelerden gördüğümüz, okuduğumuz bilgiler. Ama İsmail Hakkı Bursevi'nin o sürekli değişen, yer değiştiren hayatı Bursa'da da devam ediyor. Yani İsmail Hakkı Bursevi iki defa hacca gidiyor Bursa'dayken. 1700 ve 1710 senelerinde iki defa haccı var. İkinci Mustafa zamanında, Padişah II. Mustafa zamanında 1. ve 2. Viyana seferlerine katılıyor. Ordunun manevi gücünü artırmak için sarayın ve padişahın davetlisi olarak. Bu önemli bir şey. Yani Celvetiye tarikatına, Atpazarlı Osman Efendi'ye ve İsmail Hakkı Bursevi'ye sarayın hürmeti var. Bursevi'den haberdar. Yani sadrazamın ve vezirlerin Bursevi'yi savaşa götürülmesi konusunda bir talepleri var. Bu önemli bir şey. İsmail Çok önemli bir bilgi. Az önce hacdan bahsettik. Bir menkıbeden bahsedilir. Onu sizden dinlesek mi hocam? Tamam. Hızır yani Aleyhisselam'la. İsmail Hakkı Bursevi'nin kendi anlattığı olaylardan birisidir. Menkıbe değil, yaşanmış, baştan geçen
İsmail Hakkı Mursevi'nin yaşayıp tecrübe ettiği olaylardan vaka. Birisi vakadır. Birinci haccından dönerken Medine ile Tebük arasında bir mevkide İsmail Hakkı Mursevi'nin kervanı eşkıya talanına uğruyor. İsmail Hakkı Mursevi sık sık bir takım eserlerinin oradaki eşkıya talanında kaybolduğunu söyler. Yani bizde 120 eseri var mevcut. Hı-hı. Fakat bir kısmı da demek 120'den fazla da var ve kayıp eserleri de var. Ve kayıp eserlerinin bir kısmı İsmail Hakkı Mursevi'nin ifadesine göre bu eşkıya talanında kayboldu. İsmail Hakkı Mursevi diyor ki üzerimde ne varsa onları da bıraktım. Kervanı da kaybettim, yolumu da kaybettim. İki gün tek başıma çölde aç ve susuz kaldım. Zor bir iki gündü yani. Ve o talanda, o eşkıya yağması esnasında daha sonra öğrendim ki pek çok hacımız da vefat etmiş. Uykuya daldığım, şöyle kendimden geçtiğim, içimin geçtiği esnada Hızır'la mülaki oldum. Ve Hızır beni elimden tuttu. Oradan geçmekte olan bir kervana ulaştırdı. Ve ben o kervan sayesinde Şam'a kadar gelebildim. O esnada Hızır'ı da gördüm. Yüz yüze de geldik. Budur İsmail Hakkı Mursevi'nin keramet değil menkıbe anlatmış olduğu başından geçen bir hadise. Kıymetli hocam, anladığım kadarıyla eğer Hızır Aleyhisselam karşısına çıkmasa idi, diğer hacılar gibi hayatını kaybedecekti. Aç, susuz, yorgun. Aslında Hızır Aleyhisselam sadece İsmail Hakkı Mursevi Hazretlerinin hayatına bir dokunuş yapmamış. O yaşamaya devam etti ve hepimiz için eserleriyle beraber manevi bir hayat oldu. Hazretin bizim hayatımıza mana katışı öyle bir ki tam bu milletin sevdiği noktada da bize değer katmaya devam etmiş şiirleriyle. 10 bin şiirden bahsediliyor. 10 bin adet şiir. Ki ben de hayatını şiirle devam ettirmeye çalışan, hani dilim meslektaşız demeye varmaz da haddimi bilirim. Fakat hakikaten şiir yönüne de vurgu yapmamız lazım. Ne söylersiniz? Bir beyit üzerinden mi, bir şiir üzerinden mi kıymetli hocam? Benim şiirlerimin sayısı 10 binden fazladır diyor. Hem de İsmail Hakkı Mursevi'nin 10 bin şiiri var hakikaten. Yani kayıtlarda aman var, ya, kaynaklarda var, kendi eserlerinde var. Bu 10 bin şiirin ne demek olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. 10 bin ayrı şiir, 10 bin. Hayatını yazarak geçmiş olması lazım ve sürekli his dünyasında yaşayan bir insandan bahsediyoruz. İsmail Hakkı Mursevi klasik divan tarzına, yani Fuzuli'lerin, Baki'lerin, Nef'ilerin şiirlerine kuvvetle hakim o tarzda da. Kahir ekseriyeti o tarzda zaten, divan tarzında. Üçte bir nispetinde teki edebiyatı, yani halk edebiyatı, yani saf ve arı Türkçe ile yazılmış şiirler var. Bir miktarda hikmet şiirleri var, yani tablo beyitler. Şöyle diyor Mursevi, elinde rişte-i tesbihi kıra gör. Zahida bahanenin Rabbidir, istemez ataya sebep. Yani diyor sen, ben şu kadar namaz kıldım, bu kadar oruç tuttum, şu kadar tesbih çektimin kibrine sarılma. Ben huzuruna eksikliklerle geldim. Bir kez Allah deyip geldim. Sen beni affet ya Rabbi. Seni kurtaracak olan bu mütevazılıktır mı? Diyor. Aynen öyle. Hocam Bursa'ya gelişimizden bahsettik. Şimdi Hazret'in bu makamına geldiğimiz zaman da mutlaka görmemiz gereken, mutlaka irdelememiz, üzerine düşünmemiz gereken bir yer var. Çilehane. Evet. Fakat Çilehane'yi ben sizin söyleminizde, konuşmalarınızda şöyle aldım. Şehrin içinde bir külliyedeyiz. Halkın içinde, çarşının içinde, halkla iç içe ama bir çilehane. Neler söylersiniz?
Yani bu Çilhane konusunu Çilhane'de konuşalım. Şereftir. Gidelim. Çilehane'deyiz. Adı Çilehane fakat tüm Allah dostları anladığım kadarıyla okuduğum ve sizden de az evvel birebir özel muhabbetimizde de anladığım o ki manevi bir haz var çilenek. Burada ne hissetmişler? Çilehane İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri için neyi ifade ediyordu? Çilehane, İsmail Hakkı Bursevi'nin evindeki çalışma ofisi. Yani şu görmüş olduğumuz kapı, Çilehane'nin kapısı, İsmail Hakkı Bursevi'nin evine, evinin sofasına açılıyor. Burayı gördüğümüz zaman İsmail Hakkı Bursevi'yi hayal edeceğiz. Oturmuş rahlesinde, burası mum ışığıyla aydınlanan, rahlesinde Bursevi'nin tomar kağıtları, hokkası, diviti, mürekkebi bir taraftan İsmail Hakkı. Çok da titizmiş bu arada. Çok. Yani çok titiz, zarif ve kibar bir insan. Ayrıca rahlesinin yanında yönünü kıbleye doğru dönmüş, başını göğsünün üzerine düşürmüş, zikrederken, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederken, tefekkür ederken, tezekkür ederken, yani murakabe ve muhasebe halindeyken. Onu da burada yapıyor İsmail Hakkı Bursevi. Yani burada geçirdiği saatler ya rahlesinde ilimle uğraştığı saatlerdir, ilimle iştigal ettiği saatlerdir ya da burada diz çöküp Cenab-ı Hakk'ını tefekkür ettiği Cenab-ı Hakk'ı murakabe halinde, rabıta halinde olduğu esnadır. Evliyaullah'ın bir adı da Ebul Vakt'tır. Yani vaktin babası. Hayır. Yani vakti kuşanan, vakti bir kaftan gibi sırtına geçiren ve bir anını bile zayi etmeyen. Kıymetli hocam, şimdi külliyenin içindeki camideyiz. Az evvel Çilehane'yi de gördük. Söylediğim gibi bir külliye aynı zamanda burası. Anlatacak çok şey var. Ve tabii ki burayı da sizin dilinizden dinlemeyi istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hafızlar yetiştiren bir mekan aynı zamanda. Hazretin hayatına uygun şekilde. Çünkü hayatını Kur'an'a vakfetmiş bir insanın bulunduğu yerde hafızların yetişmesi çok kıymetli. Neler söylersiniz? Burası tabii içinde bulunduğumuz cami İsmail Hakkı Bursevi'nin kendi maddi imkanlarıyla kendi cebinden ücretini işçilerinin veya inşaat malzemesinin ücretini ödemek suretiyle ortaya çıkardığı bir cami. İsmail Hakkı Bursevi'nin bu camiye verdiği isim de Cami-i Muhammedi. Böyle özel de bir ismi var. İsmail Hakkı Bursevi'nin bu camisine bitişik bir evi vardı. Az önce ziyaret ettiğimiz Çilehane de o evin içindeydi. Yani cami, ev ve evden Çilehane'ye açılan bir kapı, cami ile ev arasında bir çilehane tasavvur edin. Yani hem eser yazan, hem kitap biriktiren, hem de bir kütüphanesi, yani kitabı düşkün, hem de bir kütüphane sahibi olan bir zat. Bugüne geldiğimiz zaman önemli bir husus var dikkatimizi çeken. İsmail Hakkı Bursevi hayatı boyunca
Kur'an-ı Kerim'e hizmet eden bir zat. Yani Ruhul Beyan tefsirinin yazım süresi 21 yıl. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'in nüzul süresi kadar uzun bir süre. Şimdi İsmail Hakkı Bursevi uzun yıllar hayatı boyunca Kur'an-ı Kerim'e hizmet eden bir zat olmaktan maada bugüne gelirsek eğer, bugün bu kurum hala Kur'an-ı Kerim'e hizmet ediyor. Nasıl? Hafızlar yetiştirmek suretiyle. Bu bana göre Bursevi'nin bir kerametidir. Dolayısıyla hala daha aynı bereket, aynı İsmail Hakkı Bursevi'nin ruhaniyeti aramızda, burada ve bu müessesenin, bu külliyenin içerisinde. Öyle içime sinen, öyle ruhumun doyduğu bir muhabbet oluyor ki çok teşekkür ederim. Şimdi bu son bölümde sizi yetiştirenlere de dua ederek, Allah onlardan razı olsun diyerek, insanın kendini anlatması zordur ama sevgili hocam, Hazret demek ki sizi kabul etti. Ne mutlu size ki siz de kendinizi onu anlamaya ve anlatmaya vakfetmişsiniz. Bir taraftan demek ki sizin üzerinizde de manevi eli var. Neler söylersiniz? Siz nasıl aşamalardan geçtiniz özetle? 1955 yılında Bursa'da doğdum. İlk öğrenimimi Bursa'da, orta öğrenimimi Bursa İmam Hatip Lisesi'nde. Büyük bir lütuftur bu benim için. Yani Bursa'da, Bursa İmam Hatip Lisesi'nde okumak, Bursa İmam Hatip Lisesi mezunu olmak, mezunları arasında olmak. Ondan sonra Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara, oranın Klasik Türk Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Sonra Taşra'da öğretmenlik görevlerim oldu, edebiyat öğretmenliği. Bursa İmam Hatip Lisesi'nde de öğretmenlik yaptım, edebiyat öğretmenliği. Aa, ne güzel. Sonra İlahiyat Fakültesi'ne girmek kısmet oldu. Bursa'da olmak ayrı bir lütuf, ayrı bir rüçhaniyet. Hani derler ya, şerefi mekan bilmekin. Yani şu insanların, şurada yatan insanlar şerefli insanlar olduğu için bu belde şereflidir. Bu şerefli beldede onların şerefinden istifade etmek de bizim için şereftir. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Ben de konuya girerken dedim ya, şeref yap olduk dedim ya, gelir gelmez. Evet. Ben hali hazırda da, yani Bursa'da çok iyi dostlarla beraberim. Çok iyi dostluklar, halkalar, cemiyetler, topluluklar içerisindeyim. Ailem Bursalıdır, arkadaşlarım Bursalıdır. Bursa'da olmak, Bursa'nın havasını teneffüs ediyor olmak, Bursa'nın bu muhteşem tarihinden ve coğrafyasından istifade ediyor olmak vallahi başlı başına bir lütuftur. Kıymetli hocam, işim gereği yurt içi yurt dışı çok dolaşıyoruz. Henüz de Zürih'ten geldik. Gerçekten söylediğiniz o kadar doğru ki, bunu burada olduğum için söylemiyorum. Bursa'ya girer girmez ben o havayı hissettim, biliyor musunuz? O ağırlığı, o manevi havayı hissettim. Ve şu an üzerimde elhamdülillah. İyi maşallah. Hep daim olsun. Bundan sonra daha çok hissedeceksiniz. Ne kadar i̇nşallah. Sık gelirseniz o kadar fazla özleyeceksiniz. İnşallah, inşallah. İnşallah. Sevgili dostlar, Bursa gibi kıymetli bir şehirde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri gibi çok kıymetli bir şahsiyetin huzurunda çok kıymetli anlar yaşadık. Benim tek cümlelik çok yaptığım bir dua vardır. Derim ki ya Rabbi, bizi ne için yarattıysan onun için yaşat. Evet, bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölge, doçent doktor Murat Yurtsever hocam. Öyle güzel bir dostluk da başladı ki bir taraftan. Bence hem Hazret'in bereketi hem de Bursa'nın. Sizi tanımış olmaktan çok mutluyum. Ben de öyle. Az evvel elinizin üstü bir şey görmüştüm. Bakabilir miyim? Şurada. Hocam buyurun. Son cümlelerinizi Bekir, alalım. Bekir'e düçar olduk. Ben de değerli dostum Talha Bora Öge ile
birlikte olmaktan son derece mutlu oldum. İsmail Hakkı Bursevi'yi mezarı başında, kabri başında anmış olduk. Herkese selam ediyor, saygılar sunuyorum, dualarınızı talep ediyorum. Hakk'a düştü yönüm benim. Giderim. Elveda size. Terk eyledim canu tenim. Giderim. Elveda size. Ehlullah'ı gör nittiler. Şol kevneyni terk ettiler. Ahir hazrete yettiler. Giderim. Elveda size. Ezel aleminden geldim. Rahat olup ne gün gördüm. Bu yollarda garip oldum. Giderim elveda size. Budur sözü hakkı kulun. Cümleniz sağ esen olun. Hısmı kavmim bunda kalın. Giderim elveda size. Thank you.